Marşete eğitim başlığıyla devam ediyoruz. Malumunuz 28 Eylül'de okullar açılıyor ama istatistikler eğitimde nitelik sorununun, bu bildiğimiz yıllardır konuştuğumuz nitelik sorununun hala devam ettiğini gösteriyor. Bölgesel eşitsizlik hala aşılabilmiş değil. Eğitimle ilgili çalışan önemli kurumlardan birisi Sabancı Üniversitesi bünyesindeki eğitim reformu girişimi. O girişimden bir isim Yaprak Sarışık stüdyo konuğumuz. Birazdan kendisiyle ayrıntıları konuşacağız. Nasıl bir resim var önümüzde Türkiye'deki eğitim sistemine dair, onun bilgilerini verecek bize Yaprak Sarışık. Ama önce hazırladığımız raporun kısa özeti var. Eğitimdeki nitelik sorunu devam ediyor. Sistem eşitsizlikleri gideremiyor. Bu tespit eğitim reformu girişiminin bu yılki izleme raporunda. Buna karşılık özel okulları tercih eden öğrenci sayısında ise artış var. Örnekleri de var, birimize verebiliriz. Var mı? Eğitim reformu girişimi her yıl izleme raporları hazırlıyor. Bu 8.'si oldu. Ancak geçtiğimiz 8 yılda eğitim sisteminde pek çok değişiklik ve yenilik gündeme gelse de raporun ana bulguları farklılaşmadı. Cevabı aranan soru şu: her çocuk için kaliteli eğitime nasıl ulaşılacak? Ancak bölgesel eşitsizlikler de sürüyor. Öğretmen niteliğine ve eğitimin kalitesine önem verilmiyor. Bunu rakamlar da teyit ediyor. İşte okul öncesi eğitim ve orta öğretim ile ilgili sonuçlar. Okullaşma oranları ve öğrenci sayılarında artış var. Anaokullarındaki öğrenci sayısı %11'den %21'e yükseldi. Özel anaokulu sayısı %16, resmi anaokulu sayısı ise %8 arttı. Yani özel okullarda artış ve buralara yöneliş var. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılına göre özel ilkokullarda öğrenci sayısı %10 arttı. Buna karşılık devlet okullarında öğrenci sayısı %3 azaldı. Orta öğretimde tablo aynı. Özel okullarda öğrenci sayısı %15 arttı. Devlet okullarında ise %5 azaldı. Raporda yer alan başlıklar arasında eğitim ve öğretim desteğiyle dershanelerin dönüşüm süreci de var. Türkiye'deki Suriyeli çocukların eğitime erişimleri de raporun ele aldığı başlıklarda. Yaprak, böyle bir özet yaptık, şimdi detayını sana sunacağız, soracağız. Hoş geldin önce. Hoş bulduk. Bir genel resim çizebilir misin bize? Nedir durumumuz? Bu ülkenin bu en çok konuşulan başlıklarından birisi eğitim. Nasıl daha iyiye götürebiliriz konuştuğumuz başlık, ama nedir önümüzdeki resim şimdi? Şimdi şöyle bakabiliriz aslında, birçok konudan bahsedebiliriz, birçok başlık altında ele alabiliriz ama biz eğitimi ele aldığımızda temel iki ana eksen üzerinden değerlendiriyoruz diyebilirim. İstatistikleri bu açılardan analiz ediyoruz. Bunlardan en önemlisi, bir tanesi eğitime erişim. İkincisi de nitelik, yani kalite. Yani bizim burada baktığımız şeyde geçen yıldaki gelişmelere baktığımız zaman diyebilirim ki erişimde bazı gelişmeler var gerçekten. Sadece geçen yılla bu yıl arasında değil, son 10 yıllık eğilimlere baktığımızda Türkiye'de eğitim erişim oranlarında bütün kademelerde biraz gelişme görüyoruz. Ama bu çok da mutlu bir tablo değil aslında. Çünkü gördüğümüz gelişmelerin her zaman ama diye tamamlayacağım bir kısmı da var. Cümlenin devamlı getireceğim şeyler. Erişimde diyelim ki ilk öğretimde %96 oranında ilk öğretimde okullaşma oranına erişmiş olmamızın yanı sıra mesela bu kalan %4 var. Eğitime hiçbir zaman erişmesini sağlayamadığımız kesimler var. Daha dezavantajlı gruplar var. Neden oraya inemiyor? Belli gruplar var mesela. Diyelim ki çalışan çocuklar, mevsimlik tarım göçünden etkilenen aileler ve onların çocukları, engeli olan öğrenciler. Yani belli, hatta yer yer şimdi kadınların, kız çocukların eğitime erişiminde çok fazla yol kat ettik ama harika durumdayız diyemeyiz. Özellikle orta öğretim düzeyinde baktığımızda orada da çok toz pembe değil durum. Yani burada bir erişim boyutunda kesinlikle işi ele alıyoruz. Daha sonra da ikinci adımda da eriştiğimiz eğitimin niteliği ne durumda? Aslında belki de en önemlisi de bu. Hem çocukları eğitime eriştirebiliyor muyuz, hem de eriştikleri eğitimde onlara anlamlı bir eğitim sunabiliyor muyuz? Sunabiliyor muyuz? Yani şu anda göstergeler gösteriyor ki mevcut eğitim sistemimizde aslında sunamıyoruz. Eğitim sistemimiz çocukların gereksinimlerine, gençlerin gereksinimlerine pek de yanıt vermiyor. Çıktılar da bunu gösteriyor. Eğitime erişimin yanı sıra eğitimi terk oranları da var çünkü bunu tamamlayan. Onlar da bunu gösteriyor. Bir yandan da yani hem çocukların hem de ailelerin gereksinimlerine bakmak lazım. Bu sene bizim gördüğümüz eğilimlerden bir tanesi mesela eğitim sistemi içindeki özel okulların oranının giderek artıyor olması.
Özellikle lise kademesinde ve okul öncesi kademelerde velilerin aslında imkanı olan velilerin çocuklarını özel okula yönlendirmeyi tercih ediyor olması. Geçen senelere göre farklı gördüğümüz bir eğilim bu mesela. Hmm. Bunu soracaktım çünkü sizin raporun vurgu yaptığı noktalardan birisi bu. Özel okullara gidenlerin sayısında neden artış olduğu. Yani mutlaka maddi olarak gücü yeten yöneliyordur belki işte dil öğrenecek vesaire diye ama hani geçmişe göre bu baktığınız zaman diliminde işte bu baktığınız yıl içerisinde böyle bir artış olması ne açıklıyor? Niye yöneliyorlar daha fazla özel okullara? Şimdi bununla ilgili birkaç fikir üretebiliriz tabii. Yani şunu da tabii hatırlamak lazım. Özel okulların eğitim sistemi içindeki payı çok çok da büyük değil. Yani Türkiye genelinde bütün eğitim sistemine baktığımızda %5 civarında öğrencilerin oranı, özel okullara giden öğrencilerin oranı. Okul öncesinde ve orta öğretimde yani lisede bu %10 civarlarında yani biraz daha fazla. Ve giderek artıyor. Bu bahsettiğim artış mesela 5 yıl öncesinde %5 iken şu anda %10 olması. Bu aslında bu kadar küçük bir oran için önemli bir artış. Niye olduğunu şöyle açıklayabiliriz. Bir kısmı aslında senin söylediğin şeyler. Yani yabancı dil imkanlarının belki daha iyi yabancı dil eğitiminin daha iyi veriliyor olması olabilir. Sosyal etkinlikler, eğitim ortamlarının daha zengin olması gibi şeyler eminim ki önemli bir faktördür. Özellikle velinin gözünden. Yani okul ortamının sevilesi ve güzel bir yer olması için çocuk için de aile için de önemli şeyler tabii ki. Yani bunlar özel okulların imkanları dahilinde daha iyi sunulabilen şeyler. Sadece ekstralardan da bahsetmiyorum aslında. Yani inanılmaz imkanların olması, teknoloji vesaire bunlardan da bahsetmiyorum. En temel düzeyde okulun temiz olması ve belli temel ihtiyaçların olması, rehberlik hizmetinin olması mesela okulda, okulun çocukların oynayabileceği bir bahçesi olması, devlet okullarına baktığımızda ne yazık ki birçok okulda mevcut öğrenci sayısını karşılayacak düzeyde bu imkanları bile sağlayamıyoruz. O yüzden böyle bir yönelme olabilir. Bir şey daha da orta öğretimde bunun giderek daha çok yüksek olmasını düşündüğümde de bunun biraz da orta öğretime geçiş sistemiyle alakalı ve orta öğretimdeki son düzenlemelerle alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle son 2 senede önemli bir artış var. Bu temel eğitim, TEOG dediğimiz sınavla birlikte ve orta öğretimde bazı değişiklikler oldu. Eskiden düz lise dediğimiz ya da genel lise dediğimiz lise türü kademeli olarak kaldırıldı. Artık bütün liseler Anadolu Lisesi'ne veya meslek lisesine çevrildi. Yani şu anda liseye gidiyorsanız şöyle bir seçeneğiniz var önünüzde. Meslek liselerine gidebilirsiniz. Çok büyük oranda olmamak üzere çok programlı liseler var. Bunların altında hem mesleki programlar hem Anadolu Lisesi programları var. İmam Hatip Lisesi'ne gidebilirsiniz. Ya da işte Sosyal Bilimler Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Fen Lisesi gibi seçici olan liselere gidebilirsiniz. Gerçi bu seçici kavramını biz eskiden sadece işte sınavla girilen liseler için kullanırdık. Artık şimdi sınavla girilmeyen lise kalmadı. Aslında bunu demek istiyorum. Yani bütün liselere, meslek lisesine de sınavla giriyoruz. Böyle olunca da öğrencinin seçeneklerini sınırlamış oluyoruz. Yani yüksek puanları tutturamıyorsanız sizin önünüzdeki seçenekler Anadolu Lisesi'ne veya Fen Lisesi'ne giremiyorsanız meslek lisesi veya imam hatip olabilir. Ve bunu eğer tercih etmiyorsanız özel okula gidebilirsiniz imkanınız varsa. Açık liseye gidebilirsiniz. Bunun da kesinlikle bir etkisi var bence özel okullara yönlenmede. Bir imam hatiplerle ilgili sorayım. Çünkü din öğretimine bağlı liselerde demişiz %19 oranında bir artıştan bahsediyoruz. Bunu açıklayabilir miyiz? Bu talep meselesi midir? Bu artışı ne açıklıyor? Yani imam hatipler zaten aslında sorduğuna şaşırmıyorum. En merak edilen sürekli bize sorulan sorulardan bir tanesi imam hatiplerdeki öğrenci sayısının artışı vesaire. Bu bahsettiğin %19 oranındaki artış okul sayısındaki artış. Ya fiziksel bina anlamında. Evet, fiziksel artış. Bina ve okul kurum anlamında. Öğrenci sayısındaki artış o kadar fazla değil. Sanıyorum %12,9 civarında genel orta öğretim sistemi içinde imam hatip liselerinde okuyan öğrencilerin oranı. Yani orta öğretim sisteminin çok büyük bir kısmını oluşturmuyor imam hatipler. Bununla birlikte tabii artış da var. 5 yıl öncesine baktığımızda bu %5-%6 civarındaydı. Şimdi %12-%13 civarında. Yani evet öğrenci sayısında da bir artış var. Bununla paralel olarak okul sayısında da bir artış var. Yani aslında burada belki demek istediğim şöyle bir şey olabilir. Bu konuda bir talep olabilir. Ama bizim aslında bence üstünde durmamız gereken imam hatiplerde artış var mı, talep var mıdan ziyade hem imam hatiplerde hem de orta öğretimin genelinde ve eğitim sisteminin genelinde nasıl bir eğitim verildiği. Yani imam hatipe giden bir çocuk
kendi akranlarıyla farklı bir okula giden akranlarıyla eşit nitelikte bir eğitim alabiliyorsa, istediği tercihleri varsa, belli esneklikleri varsa, program değiştirme seçenekleri varsa bence olabilir, neden olmasın. Bütün çocuklar hem ailelerinin hem çocukların kendilerinin tercih ettiği bir öğretim programına gitmeli bence. Ama burada İmam Hatip liselerinde %19 oranında artış varken, biz giderek daha fazla lise yapıyorken, bir yandan da ilk öğretim sisteminde çok önemli bir ikili öğretim problemi var. Derslik ihtiyacı var. Derslik ihtiyacı yüzünden zaten duyuyoruz birkaç senedir bir sürü farklı tesisin mesela dersliğe dönüştürüldüğünü. Müdür odaları, kütüphaneler, işte çeşitli farklı tesisler. Çocuklarla görüştüğümüzde mesela duyuyoruz. Prefabrik bölümde okuyorum ben diyor çocuk. Okulun bahçesindeki belki prefabrik yapılmış bir binada derslik ihtiyacını gidermek için böyle hızlı çözümler üretebiliyoruz. Yani biz ilk öğretimde ikili öğretim meselesini çözmemiz lazım. Yani sabahçı, öğlenci, öğrenci meselesini aslında çözmemiz lazım. İkili öğretim dediğim şey bu. Bizim zamanımızda da vardı. Hala da var ve giderek daha da arttı. 4 artı 4 artı 4'e geçtiğimizde. Çünkü öğrenci sayısı arttı. Okullar bunu karşılayamadı. Bence burada biz yeni liseler yapmaktan öte mevcut liselerde verdiğimiz eğitimin kalitesine odaklanmalıyız öncelikle. Bir de eğer yatırım yapacaksak biz bina ve derslik yapmaya, bence bu ilk öğretimde olmalı. Ve bizim odamızda ikili öğretimi çözmek olmalı. Yaprak, bir boyut daha bu öğretmen başına düşen öğrenci sayısı Türkiye genelinde. Onu bize bir özetleyebilir misin? Türkiye genelinde nedir? Bir de Güneydoğu'da daha farklı bir tablo var ama sen de diyorsun ki o zaten geleneksel. Yani hep gördüğümüz bir istatistik diyorsun. Bir onu özetlersen onun üstüne belki bugünkü durumlara da bağlayabiliriz. Şimdi öğretmen başına düşen öğrenci sayısı bizim eğitimin kalitesiyle ilgili kullandığımız bir gösterge. Bir yandan da bunu bölgeler ayrımını incelediğimizde kaynakların nasıl eşit dağılıp dağılmadığını da görmüş oluyoruz. Bu senin dediğin fark orada aslında devreye giriyor. Türkiye genelinde şu anda öğretmen başına düşen öğrenci sayısı orta öğretim düzeyinde 14. Bu aslında kötü bir rakam değil. Bazı bölgelerde bundan daha da iyi hatta. Mesela Batı Marmara bölgesinde 13, ortalamanın biraz daha altında bir öğrenci farkla. Ama Güneydoğu Anadolu bölgesine baktığımızda mesela 20, ortalamanın çok üstünde. Ve dediğin gibi bu zaten süre gelen bir eğilim. Biz öğretmenleri ne kadar çok doğu bölgelerine doğru atasak da, bu yönde önlemler alsak da... Şöyle diyeyim, yani Türkiye genelinde gelişmeler olduğunda Güneydoğu'da da mesela gelişme oluyor ama kötüleştiğinde Güneydoğu'da da kötüleşme oluyor ama o 20 hiçbir zaman ortalamaya ya da ortalamanın altına inmiyor. İnmiyor. Bunun... Yani orada bir sabit kalmış durumda. Peki nasıl aşılacak o? Yani daha fazla teşvik mi? Çünkü bir cazibesi olması lazım herhalde gidip görev yapmak için, insanın böyle de bir psikoloji içinde olması lazım. Kesinlikle. Galiba. Yani aslında bu soru şu anda bölgede yaşananlara da bağlanıyor bir şekilde. Biz manşette işledik. Yani bu artan terör olayları bölgede, işte eğitim nasıl etkiliyor, sağlığı nasıl etkiliyor diye konuşuyoruz. Eğitim özellikle şimdi okullar da açılacak. Bir de böyle bir bunun arefesinde de evvelinde konuşuyoruz. Yani bu nasıl daha iyi hale getirilebilir? Hep kronik diyoruz, o sayı düşmüyor ama şimdi, ne yapılabilir düşmesi için? Ne yapılabilir? Bu kesinlikle zaten bakanlığın üzerinde çalıştığına emin olduğum bir soru zaten. Yani bunu bir tek biz fark ettik ve konuşuyoruz da değil ama yani buradaki kronik dediğimiz problemin şöyle bir akışı var. Yani biz Güneydoğu'da ve Doğu illerindeki öğretmen açığının farkındayız ve buralara genellikle ilk atamalar yapıldığı zaman, yani öğretmenler fakülteden yeni mezun olan taze öğretmen adayları ilk atandıkları zaman çoğunlukla, çok büyük çoğunlukla Doğu illerine atanıyorlar. Yani böyle oransal olarak baktığımız zaman hakikaten yani neredeyse atamaların %70'i Doğu illerine doğru oluyor. Ama sonra ne oluyor? Yıl içinde işte mazeretler yüzünden öğretmenlerin kendi tercihiyle nakil imkanları olduğunda tayinlerini başka bölgelere istiyorlar. Yani böyle bir akış düşünelim. Öğretmenler Doğu'ya doğru akıyorlar ilk atamalarda. Sonra gerisin geri nakillerde diğer tarafa doğru bir ortalama akış var. Ortalama ne kadar kalıyor bir öğretmen günü? Bildiğim kadarıyla 15-16 ay. Doğu'da ilk göreve başlayan bir öğretmenin orada kalma süresi. Yani burada tabii ki de olay öğretmende bitmiyor ya da öğretmenin tercihinde bitmiyor. Senin ilk başta sorduğundaki gibi burada biraz daha farklı bir teşvik yaratmak gerekiyor. Hem maddi hem de manevi belki. Zor çalışma koşulları var. Evet, bunun için öğretmenleri desteklememiz de gerekiyor. Yeni genç bir öğretmen hiç bilmediği bir yere gittiğinde, yani bunun illa doğuda olmasına gerek yok. Yani herhangi başka bir yerde de olabilir, kırsalda olabilir, kentte olabilir. Bunun tabii ki de getireceği zorluklar var. Ama bizim öğretmen için destek mekanizmalarını oluşturmamız gerekiyor. Ki bunun yansımaları çünkü yine öğrencinin ve çocuğun üzerine oluyor. Yani düşünürsen bir çocuğun bir yıl içinde birden fazla kere öğretmeni değişiyor olabilir.
ya da her sene öğretmeni değişerek ilkokulu bitiriyor olabilir. Öğretmeni alışıyor. Yani hepimizin var ya böyle işte unutulmaz ilkokul öğretmenleri falan. Yani alışıyorsun, okulu o sevdiriyor. Ondan sonra o işte 15-16 ay diyorsun. Ondan sonra gidiyor, sonra tekrar belki okuldan bile soğuma durumuna gelebilir aslında çocuk yani. Tabii ki de. Yani bu özellikle ilköğretim kademesi için çok da kritik çocuğun okula bağlılığı, okula devamı. Çünkü duygusal bağ kuruyor değil mi yani okulla okuduğuyla vesaire. Bir de sadece duygusal bağ kurmaktan da öte yani daha sonraki kademelerde de biz hep şunu görüyoruz araştırmalara baktığımızda. Yani riskli gruplar varsa okulu terk etme, devamsızlık yapma ya da akademik başarısızlığı olan öğrenciler vesaire suça eğilimli olma bir sürü risk alanı düşünürseniz bir öğretmen bile çocuğun hayatında çok dönüştürücü olabiliyor. Hı hı. Yani çocuk genellikle eğer çizgideyse okulu terk edebilir, devam edebilir gibi bir çizgideyse hı hı. bir öğretmenle bile kendi dersine giren girmeyen hı hı. rehber öğretmen olur, herhangi bir dersin öğretmeni olur. Olumlu bir ilişkisi varsa o çocuğun okula tutunmasını sağlıyor. O yüzden çok kritik bu ilişkiler. Ölü Ozanlar Derneği geldi aklıma ama zaten vakit bitiyormuş. O yüzden hiç oralara girmeyeceğiz. Tamam. Son soru olsun. Hatta bitmiş vakit uyarılıyorum ama çok son soru olsun. 2 milyona yakın Suriyeli'den bahsediyoruz. Türkiye'de yaşayan Suriyeli çocukların eğitimiyle ilgili. Kamplarda eğitim alıyorlar ama savaş bitmediği sürece kimsenin de geri döneceği yok. Bu fenomenle Türkiye ne yapacak? Suriyeli çocukların eğitimiyle ilgili. Artısı eksisi nedir bunu? Nasıl yürüyecek Türkiye? Çok kritik bir soruyla bitirdin aslında. Yani bu alanda çok az veri var ama onun üzerinden de olsa biz bu sene raporda bunu ele almaya çalıştık. Yaklaşık yani işte 1,7 milyon Suriyeli var. Bunun yarısı çocuk diyoruz. Bunların okul çağında olanların %70'i şu an eğitime erişemiyor. Bu her şeyden önce bir ya insan hakları ihlali. Türkiye'nin bu çocuklara eğitim sunma yükümlülüğü var. Diyorsun bu sorun devam ederse hele ki ne yapacağız? Bizim şöyle bir yol izlememiz gerekiyor. Yani biz ilk başta Türkiye'nin yaklaşımı sanıyorum şu şekilde oldu. Güneydoğu illerinde tutabileceğiz Suriyeli sığınmacıları ve bu bölgelere yoğunlaştık sağlık ve eğitim hizmetlerinde. Ama artık bunu görmezden gelemeyiz. O bölgede değiller. İstanbul'da da çok fazla çocuk var. Yani bizim kendi okullarımızda ve eğitim sistemimizde şu an 7500 Suriyeli çocuk, sadece 7500 Suriyeli çocuk eğitim alabiliyor. Onlar da yani Türkçe eğitim sistemin içinde bocalama halindeler ve ayrımcılıkla baş başalar. Bizim okullarımızı bu alanda biraz güçlendirmemiz gerekiyor. Bu krizin devam edebilme olasılığını düşünürsek. Yani işte savaş diye konuşuyorsunuz sanki Türkiye'den uzak gibi ama nerelere değiyor, hangi boyutlara değiyor onu da böyle görmüş olduk. Sarışık çok teşekkürler. Hem yaptığınız çalışma için hem de yorumların için. Biz devam edeceğiz. Çok kısa bir aramız var önce manşetle.